Amca bir sorun çıkmayacak değil mi akşama? Oğlum ne sorun çıkacak ya? Konuştum, geliyorlar ailece. Tamam gelsinler, tamam dedik ya. Bak senin için felçli dedim. Tamam mı? Biliyorum, biliyorum. Sakın unutma. Bak unutma amca. Sakın bunu bozma, tamam mı? Allah Allah, halledeceğiz ya. Bunu söylemeseydim şunu yapmak zorunda kalacaktık. Oraya gitmek zorunda kalacaktık. Bu sefer ne olacaktı? Ben bunu gösteremeyecektim. Bu zenginliği göstermek istiyorum ben, anladın mı? Tamam, 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 halledeceğiz ya. Aha, geliyorlar. Ne oldu Filiz abla? Bu çocuklar neden mutsuzlar? Ne oldu? Bir şey oldu size söyle, sereyim önlerine. Ne istiyorlar bu çocuklar ya? Alışacaklar. Evet Fikri Bey, söylemiyorsunuz hiç. Kardeşiniz askermiş. Ne demek o ya? Aa amca, aa aşk olsun ya. Vallahi aşk olsun ya. Adam tezkereyi bıraktı ya askerde. Devam etti askeri. Albay oldu ya, albay oldu ya adam. Ha. Aha. Ya nerede kaldınız? Hadi ölüyorum acımdan ya. Bu kadar yemeği kim yiyecek ya? Yenir ablacığım, yenir. Ziyan olmaz yemek. Yemek istemiyorlarmış. Akıllarınca gıcıklık yapıyorlar işte. Senin yemen lazım ama. Hayır olur mu öyle acıcın? Olmaz öyle şey ya. Ya. Hayır ya dur şimdi gitme. Zıtlık yapıyorlar işte görmüyor musun? Yemezler. Ben ona tabak yapar götürürüm sonra. Takma kafaya tamam mı? Sanki keyfimizden kalıyoruz burada. Ya ondan da olur be ablam. Keyfinizden de kalırsınız. Siz burayı bir sevin. Burası var ya cennet gibidir. Buradan gidemezsiniz, gidemezsiniz. Ekmekler getir. Geliyorum ben. Bir söyleyeyim mi? Neyin var senin? Sen normaldesin. Anlat bakalım. Bu Ersin sana da tuhaf gelmiyor mu ya? Ha? Ne bileyim babam bana öyle asker amcamdan falan bahsetmedi. Yani öyle bir şey hiç konuşulmadı yani. Ne bileyim bu yaşta böyle evler falan. Bilmiyorum. Sanki bir kaşı gözü oynuyor bu çocuğun. Yani güzelim kızmamın babanın akrabası. Yani her şey beklenir. O yüzden bu hareketler falan tuhaf değil bence yani. Tam başımıza iş açmasın. Ne yaparsa yapsın. Birini mi bekliyorduk ya? Yo amcamla mı acaba? Hadi gelin misafirler geldi. Kim? Amcam mı? Ne ya? Evleneceğim kız da ailesi geldi. Sizin burada olduğunuzu duyunca size tanışmak istediler. Ya sonuçta dünür sayılırsınız artık. Niye ya? Ya böyle emrivaki yapılır mı Ersin ya? Ya Filiz abla aile arasında bir şey ya. Ne var ki bunda? Yok bir şey yoktu oğlum. Önceden bir söyler insan ne bileyim ben. Ya Allah Allah işte söyleyeceğim şimdi. Boşu boşuna gerileceksiniz. Ne gerek var? Şimdi gideceğiz içeri. Tık 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 tanışacağız. Bitecek gidecek. Bal gibi insanlar ya. Bir tanesiniz çok seversiniz. Bal bal. Hadi gel. Hadi. Bak maşallah dediğimiz 5 dakika yaşıyor. Görüyorsun bak başımıza geldi. Tamam çok sakin ol. Gel biz içeri geçelim. Güzel güzel dünürlerimize tanıştım. Bir onlar kalmıştı. Buyurun lütfen geçin oturun. Amcam sizin için donattırdı masayı. Lütfen. Lütfen. Heh geldiler. Evet geldiler. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tanıştırayım Filiz ablam. Barış eniştem. Filiz ablamın İstanbul'da lokanta zincirleri var efendim. Öyle mi? Barış eniştem de doktordur ama kendi hastanesi var efendim. Görsün. Ya. Lütfen oturun buyurun buyurun oturun. Maşallah maşallah. Yani tevazu göstermenize hiç gerek yok. Allah daha çoğunu versin. Sağ ol. Zihni'nin böyle akrabaları olduğundan hiç haberimiz yoktu değil mi onun? Tesadüfe bakın benim de haberim yoktu. Yeni haberim oluyor. Aslında önce erkek tarafının gelmesi icap ederdi. Ama Ersin durumunuzu açıklayınca tabii biz de kabul ettik. Durumumuz neymiş ben anlayamadım pardon. Babanız sakatmış ya yavrum evlerden ara. Ha? Evet evet süvariydim attan düştüm o yüzden bacaklarım tutmuyor benim. Artık yürüme becerimi yitirdim. Aslında benim bir tane sandalyem vardı. Ama o merdivenlerden aşağıya düştü, yuvarlandı, parçalandı. Ben yenisini sipariş ettim ama sabaha gelir herhalde. Çok geçmiş olsun beyefendi. Çok geçmiş olsun. Aa. Baba. İki dakika gel mutfağa da bir konuşalım seninle biz. Oo kızım bacaklarım sakat ya. Sen bana bir tabak yok mu gönder? Ersin. Efendim? Mutfağa gel de iki dakika konuşalım seninle biz. Şimdi ben nasıl geleyim? Filiz abla misafirlerimiz burada. Böyle saçma şey olur mu ya?
güzelim benim, biz şöyle yapalım mı benim canım için? Doğru söylersin. Sen böyle gel güzel güzel otur. Gel, misafirlerimizi hem yalnız bırakmamış oluruz. Gel bakalım. Ben de babaya yemek hazırlayayım. Kendisi süvari ve sakat olduğu için açık kalmasın. Demek çok zenginsiniz Fikri Bey. Hem de ne zengin ya. Öyle böyle değil efendim. Öyle böyle değil ya. Benim bir sürü fabrikam var. Öyle mi? Oh ne âlâ, ne âlâ. Yani siz olmasaydınız buraya hayatta kimse bizi getiremezdi. Davul bile dengi dengine değil mi efendim? Vallahi ben size söyleyeyim efendim. Ben de fakirleri hiç sevmem. Tiksinirim. Yani onun babası çok fakir bir adam. 20 senedir görüşmüyorum ya. Hatta yani şey Ersin benim ama farklıdır. Yani o benim öz evladım gibidir. Çok severim onu. Çok çok. Pardon. Ne oluyor Fikri Bey? Ya yok bir şey ya. Kızı isteyeceğiz işte. İdare edin ya. Peki. Efendim bunları aldınız mı? Damatçığım sana zahmet bir tane de çatal bıçak getirebilir misin? Ay aksi unutmuşum. Kimler geldi ki? Ne bileyim. Amcamlar mı geldi acaba? Anlamadım vallahi. Neyse boş ver. Görüyor musun yine unuttular bizi. Kızım biz kimsenin umurunda değiliz ki. Kendi kendilerine plan yapıp bize de uyun diyorlar. Hiç kimse bize derdine zar bile sormuyor. Hiç. Biz de kendi başımızın çaresine bakalım. Nasıl bakacağız ki? Ne yapalım biliyor musun? Kaçalım gidelim İstanbul'a. Bizi öldürmeye çalışan adamlar ne olacak? Ya tanımaz etmezler bizi. Nereden bilecekler babamın çocuğu olduğumuzu? Kimde kalacağız? Parada kalırız. Kocaman bir ev var demiyor muydun? Bir odasında kalırız. Korku evinden kazandığımız paralarla da yeni bir ev tutarız. Gerçekten yapabilir miyiz ya? Ha yaparız. Ne olacak? Burada kalmaktansa iyidir kızım. En azından bildiğimiz bir yer. İyi tamam o zaman. Sabahleyin kimse uyanmadan kaçalım gidelim. Of. Ne yapıyor bunu dört devir canım ya? Ben de anlamadım güzelim. Ersin'le baban aldığı insanlar aralarında yalandıp duruyorlar. Anlamadım. Bu neyle kandırmış babamı da yanına çekmiş ya? Neyle kandıracak ya? Parayla kandırmıştır, içkiyle kandırmıştır. Neyle kandıracak ya? Olmaz, ben insanlara gerçeği söyleyeceğim. Böyle olmaz. Ya ne bileyim, işin aslında bilmiyoruz. Şimdi bunlar evlenecek belli ki, tamam mı? Bizi ilgilendiren bir şey yok. Değil mi? Düşününce. Yani anasını babasını bırakalım. Olmaz. Bu mevzu döner dolaşır bizi bulur Barış. Bak ben sana söylüyorum bak. Ne dersin? Bizim elmas madenlerimiz vardı. Onların birçoğu şimdi böyle Akdeniz ülkelerin müzelerinde falan sergileniyor. Ah Filiz ablacığım, kahve yapacaktın bize. Ne oldu? Ay Filiz ablacığım, o kadar zenginsiniz. Bir hizmetçiniz yok mu böyle her işi sen yapıyorsun? Ya olmaz olur mu Allah aşkına? Şimdi apar topar geldiler ya benim için İstanbul'dan. Çok hizmetçileri var ama tabii getiremediler haliyle. Yoksa Filiz ablam çok güzel kahve yapar. Ersin sen bir gelsene benimle konuşalım. Bak böyle olmuyor. Yok yok, böyle olmayacak. Yapmıyorsun kahveyi, ondan sonra olmuyor. Ama önemli değil. Hazır biz bir araya gelmişken... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Böyle kız mı istenir canım? Hay kız evinde istenir, öyle değil mi? Yani. Öyle, haklısınız. Ama tabii ben sakatım ya hani. O yüzden de çok fazla hareket edemiyorum. Zırt pırt da buraya gelmem mümkün değil. Çünkü işler beni bekliyor. O yüzden hazır toplanmışken diyorum... ...şu altınları falan bir taksak. Al oğlum şu beşi bir yerdeysen tak bakayım. Bu nereden çıktı? Bu nereden buldun bunları? Bilmiyorum, bir anlamadım ki ben de. Gel kızım, gel, gel. Ben de sana takayım, gel. Uzatma kolunu. Şu bir... Şu iki burma, şu üç, bu da burma. Hadi bakalım. Amcacığım, bir tane daha. Bir tane daha incesinden takalım. İki burma, bir çeyrek. Kısa gümün kağıt. Beni söyle. Ha, bak aklıma ne geldi. İşte düğünde de ben kızımla oğluma evi hediye edeceğim. Hay Allah. Öyle diyorsunuz. o zaman
madem sizin işleriniz var İstanbul'da, durumunuz da ortada zaten. çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Biz büyüklere de artık laf düşmez. Değil mi hanım? o sebepten dolayı derdim gitti ya. Hop kırın bakayım babanın elini. Bakayım lan, ne yapıyorsun? Seni gibi haylaz. Güzel kızım. Bir saat daha çıkacağım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. O zaman Nazır amcam da buradayken biz hemen Yıldırım nikahıyla bu işi halledelim. Tabii tabii tabii. Benim nikah memuru arkadaşlarım var zaten. Sen biliyorsun. Hatırladım efendim, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.